Arkadaşlar merhabalar. Bugün e, ikinci ünite olan temel bileşiklerle devam edeceğim. Temel bileşikler 9. sınıfın ilk ünitesi ve genelde zor olan kısmımız. Çünkü çok fazla biyolojiye giriş gibi düşünebiliriz. Çok fazla tevrim ve kavram var. Ama burayı hallettiğimizde üstüne koya koya üst konularda çok rahat edeceğiz. O yüzden bu kısım bizim için çok önemli. Ee, i̇lk olarak inorganik bileşikler sonra organik bileşikleri sınıflandıracağım. Onlar üzerine uygulama sorularımız, meraklısına soruları ve beceri temelli sorulardan sonra ÖSYM'nin birebir sorularından başlayarak devam edeceğim. İlk olarak dediğim gibi inorganik bileşiklerle başlayacağım. Ee, o yüzden geçiyorum. Evet. Ee, şimdi canlıların yapısında bulunan temel bileşikler ünitesindeyiz. Bir kere nedir bu temel bileşikler? Bir kere temel bileşikler tüm canlılarda organik ve inorganik maddelerden oluşuyor. Canlıların toplam %98'i karbon, hidrojen, oksijen, azot, fosfor ve kükürt elementlerinden oluşuyor. İki veya daha fazla element bir araya gelerek de bir bileşiği oluşturuyor. Şimdi bu tabloyu bilmemiz gerekiyor. Canlılarda bulunan temel bileşiklere baktığımızda inorganik bileşikler ve organik bileşikler olarak ikiye ayırıyoruz. İnorganikler su, bazı asitler, bazlar, tuzlar ve mineraller olmak üzere 5 çeşit olacak. Organiklerde karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, enzimler, hormonlar, ATP ve nükleik asit olmak üzere başlıklarda inceleyeceğiz. İlk olarak inorganik bileşiklerin genel özelliği ile başlayacağım. İnorganik bileşik nedir? Karbon ve hidrojen atomunu birlikte bulundurmazlar. Bu önemli bir bilgi. Eğer karbon ve hidrojen beraber bulundurulmuyorsa buna biz inorganik diyoruz. Canlılar tarafından sentezlenemezler. İster ototrof canlı olun, ister heterotrof canlı olun, hiçbir canlı inorganik bileşiği sentezleyemez. Bu yüzden de doğada hazır olarak bulunup hazır olarak alınmak zorundadırlar. Sindirilmezler, solunum reaksiyonda substrat olarak kullanılmazlar. Yani ne diyor burada? Enerji verici olarak kullanılmazlar. Tüm canlılar beslenme yoluyla doğadan hazır olarak alınırlar. Kemosantetik canlılarda bazı inorganik maddenin enerji eldesinde kullanırlar. Eğer kemosantez bir canlı varsa yani kemoototrof bir canlı varsa bunlardan enerji elde edebilir. Yapıcı, onarıcı ve düzenleyici olarak görev yaparlar ve hücre zarından geçebilirler. Zaten sindirilmezlerle hücre zarından geçebilirler ortak bir paydada buluşuyor. Şimdi ilk olarak suyla başlıyorum. Su aslında fizikte kimyada da anlatılan özellikleri burada da gireceğiz. Çok önemli kısım detayları da vereceğim tabi. Su ve canlılar için önemi. Bir kere canlıların çoğunun toplam kütlesinin yaklaşık %70'inden fazlasını su oluşturuyor. Su biliyorsunuz genel formülüyle iki hidrojen bir oksijenden oluşan molekül. Hidrojen atomlarıyla oksijen atomları birer kovalent bağla bağlandılar. Burası biraz daha kimyaya girer kısım. Şimdi oksijen atomlarının elektron yoğunluğu fazla olduğu için negatif yüklü. Hidrojen atomlarının elektron yoğunluğu düşük olduğu için pozitif yüklüdür. O yüzden su aslında polar yapılıdır. Yani polar yapılı ne demek? E, suyu yani kimyada bildiğimiz temel bir bilgi var gençler. Polar moleküller polar moleküllerde çözülür. Apolar moleküller apolar moleküllerde çözülür. O yüzden suyun polar olduğunu bilmemiz bizim için önemlidir. Polar yapıda olması suyun iyi bir çözücü olmasının sebebidir. Ve bitkiler ihtiyaç duyduğu su, suyu, mineralleri topraktan çözülmüş halde alırlar. Ve e, çoğu hayvanın da besinlerinde bu çözünme yoluyla, besinler kan yoluyla taşınabilir. Şimdi su polarize bir yapıda ve su arasında artı ve eksiden kaynaklı sonuçta artı yükler ve eksi yüklerden kaynaklı bir elektriksel çekim var. Bu elektriksel çekime biz hidrojen bağı diyoruz. İşte su molekülleri arasında iki su molekülünün birbirine uyguladığı çekime biz kohezyon ve bir su molekülüyle diğer molekülün birbirine uyguladığı kuvvete biz adezyon diyoruz. Şimdi bu bizim ne işimize yarayacak? Hemen şuradan size bir göstereyim. Bakın gençler çok güzel anlatıyor burası. Özellikle bitkiler kısmında bunu detaylı anlatıyoruz. Şimdi toprakta biliyorsunuz inorganik bileşiklerden suyumuz var. Ve benim bu suyu 50 metre yükseklikteki bir ağacın şuradaki yaprağını iletebilmem lazım. Bunu nasıl yapıyorum? Su ve su arasında olan çekime ben kohezyon diyorum. Ve şöyle düşünürsek şuranın biraz büyütülmüş halini bu tarafa çizeyim. Şurası benim odun borularım. Ve burada bir de su molekülü var. Su ve odun borusu arasındaki şu çekim kuvvetini ise biz ne diyoruz? Adezyon diyoruz. Yani ben İki suyun arasında yaptığı çekim ve su ve diğer molekülün arasında yaptığı çekimle topraktan alınan suyu 50 metre yükseklikteki bir ağaca iletebiliyorum. Bu yüzden de zaten çok önemli olan kısım burası. Kohezyon su moleküllerinin gerilimine maruz kaldıklarında birbirlerine ayrılmaya karşı gösterdikleri direnci ifade eder. Yani ben bunu ayırmaya kalktığımda bir direnç göstermesi de bizim kohezyon kuvvetimizden kaynaklanmaktadır. Şimdi bitkiler suyu köklerden yapraklara doğru kesintisiz bir şekilde taşır. İşte bunu kim sağlar? Adezyon ve kohezyon kuvveti sağlar. Su alttaki moleküller ile alttaki moleküllerin hidrojene bağlanarak bir yüzey gerilimi oluşur. Yani su molekülleri birbirine bağlanarak bir gerilim oluşur. Aynı zamanda alttaki moleküller hidrojen bağları ile birbirine bağlanarak da bir gerilim oluşur. Ve şurayının altını bir deniz olduğunu varsayarsak yüzeyde bir yüzey gerilimi olur. İşte bu gerilim sayesinde özellikle bazı böcekler suyun üstünde yürüyebilirler. Su kimyasal sindirimde görev alır. Anlatmıştık size biliyorsunuz su hidroliz tepkimesinde görev alır. Hidro suydu. Liz su ile parçalamaydı. O yüzden çok önemli bir kısım burası da. Ve burada ATP harcanmıyordu. Özgür ısısının yüksek olması ve ısıyı depolayabilmesi sayesinde deniz ve okyanuslardaki su yavaş yavaş ısınıp yavaş yavaş soğurlar. E, bu yavaş ısınıp yavaş soğumaya bağlı olarak canlıların olumsuz etkilenmesi engelleniyor ve bu yüzden de e, vücut ısımızın düzenlenmesi ve kolay kolay değişmemesini sağlıyor. Donduğu zaman oluşan buz yoğunluğu az olduğundan yüzeyde kalır. Ve havayla teması keser. Su canlılar için yani suyun tamamen donması engellenir. Şöyle düşünün bir göl donduğunda şurada bir buz parçası oluşuyor. Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha düşük olduğundan e, yüzeyde kalıyor. Yüzüyor yani. Ve böylelikle de aşağıya inmediği için bu alt tarafın donması engellenir. Böylelikle de alttaki canlılar bu durumdan yani ısıma ve soğuma durumundan etkilenmezler. Buharlaşma ısısının yüksek olması terlemeyle vücudun soğumasında etkilidir. Kesinlikle doğru. Neden? Benim buharlaşma ısım yüksek olduğu için, çünkü suyun özgür ısısı yüksek olduğu için terlemeyle vücudu çok da soğutmuyorum. Ani sıcaklık değişimlerinde gaz haline geçerek vücut ısısını ayarlarlar. Yani buna termoregülatör diyoruz. Bu belki çıkabilir. Yani birden diyelim ki bir sıvı suyumuz var çok ani bir sıcaklık değişimi oldu. Bu direkt gaz haline geçiyor. Bu, bu yüzden de suyun ısı fonksiyonu düzenlenmiş oluyor. Enzimlerin çalışması için en az %15 suyun bulunması gerekiyor. Zehirli atıkların seyreltilmesinde kullanılıyor. Mesela amonyak çok zehirli bir atık. Üreye ve ürik asite seyreltiyoruz suyla beraber. Aynı zamanda su bitkilerin, alplerin, öglenanın, siyonobakterilerin Besininde bulunan hidrojen kaynağıdır ve atmosfere verilen oksijenin kaynağıdır. Bunu ilk ünitede anlatmıştık. Hatırlıyorsanız karbondioksit suyla birleşerek C6H12O6 artı oksijen oluşturuyordu. Hatta şöyle göstermiştik. Bu bilgi önemlidir gençler. Buradaki hidrojen besin yapısındaki hidrojene katılacak. Buradaki Oksijende atmosfere verilen serbest oksijenin yapısına katılacak. Bu yüzden bize karşımıza önemli çıkıyor. Şimdi meraklısına kısmına geldik. Bitkilerde su taşıyan odun boruları adı verilen kanallar canlı olmadığı halde su ve mineraller metrelerce yüksekliğe nasıl taşınıyor? Bunu zaten yaptık hep beraber. Bir kere bunlar için etkili 3 tane faktörüm var. Birinci faktörüm kılcallık olayı. Kılcallık şu demek. Bakınız şu benim odun borularım topraktan mineral ve suyu alıp yukarıya taşıma olayını yapıyor. Burada bulunan borular aslında cansız. Bu olay nasıl gerçekleşiyor kısmı aslında bizi düşündüren. Üç tane faktör var. Birinci faktörümüz kılcallık gençler. Kılcallık şu demek bu boruların ince kanallar şeklinde olması. Yani şöyle düşünün şu borunun çapına bakın ve şu borunun çapına bakın burası daha geniş, burası daha dar değil mi? Yani darlaştıkça yani çap azaldıkça su daha yükseğe daha kolay çıkar. Bu birinci kuralımız. İki, ikincisi kök basıncıdır. Bu biraz detay bir soru dediğimiz gibi meraklısına kısmı. Şimdi şöyle düşünün şurası kökleri. Burası da toprak. Şimdi siz topraktan fazla suyu buraya çekmeniz lazım. O zaman sizin köklerinizde çok ciddi bir basınç olmalı. İşte bu basınçla topraktan kök hücrelerine su girer, su molekülleri birbirini tutarak yukarıya doğru devam eder. Biz buna kök basıncı diyoruz. Üçüncü olayımız terleme, kohezyon ve adezyon. Sonuçta bitki de canlı bir yapı. Şu yapraklardan terleme yapacak. Terleme yaptıkça özellikle stomadan su kaybı olacak. Bitki su kaybettikçe homostezik olarak su almak isteyecek. Ve böylelikle odun borularında kohezyon ve adyozyonun etkisiyle su bir moleküle birbirine tutacak. Yukarıya doğru çıkacak. Ve su molekülleri odun borularına temas edip gene yukarıya çıkmış olacak. Evet su önemli bir yapı. Asit ve bazıları aslında kimyada anlatıyorlar. Bizde sadece asit ve bazılar tampon görevinde gençler. O yüzden tampon görevinde olduğu için... Burada bir tık çok ufak bahsediyoruz. Şimdi asitler suda çözündüğünde genellikle haşartı iyonu verir. Bazılar suda çözer, çözündüğünde genellikle OH eksi iyonu verir. Mesela hidroklorik asit, laktik asit, organik asitlere örnektir. Laktik asit örnektir organiye. Hidroklorik asit ise inorganiktir. Çünkü hidroklorik asitte karbon ve hidrojen beraber bulunmaz, o yüzden inorganik. Laktik asitte de, de C3H6O3 bir asit olmasına rağmen organiktir. Yani asitler organik olabilir, inorganik olabilir. Bazlara gelelim. Sodyum hidroksit inorganiktir. Metilamin organik bazlar örnektir. Yani bazlar da organik ve inorganik olabilir. Şimdi pH'ın tablosuna baktığımızda pH tablosunda 0 ile 14 arasında bir pH metre çiziyoruz. 7 bizim nötr olan kısmımızı yapıyor ve 7'den 0'a doğru gidildikçe asitlik artar. 7'den 14'e doğru gidildikçe bazlık artar. Bunu da unutmayalım. Enzimsel tepkimeler belirli bir pH değerinde çalışır. pH değişimi enzimin yapısını bozabilir. Bu enzimin yapısını bozmasına ne diyorduk zaten? Denetüre olmak diyorduk. pH dengesinin korunmasına görevli maddelere biz tampon özelliğine sahiptir. Yani ne yapıyordu bu tampon? Mesela çok kuvvetli asitlere karşı baz gibi davranıyor. Çok kuvvetli bazlara karşı asit gibi davranıyor. Böylelikle de vücudun hasar görmesini önlüyor. Tuz ve mineraller inorganik bileşiklerimizden sonuncuları. Mineraller kanın ozmotik basıncını ayarlar. Kimler mineraller? Mesela sodyum, çinko, magnezyum, demir, kükürt gibi minerallerimiz var. Enzimlere kofaktörlük yapma ve düzenleyici olma görevi var. Bazı mineralleri depolayabiliyoruz. Mesela vücudumuzun karaciğerinde A, D, E, K vitaminini depolarız. Eksikliği ve metabolik e, eksikliği de fazlalığı da metabolik olarak aksatlıklara neden oluyor. Ve mineraller vücudunda tuz halinde de bulunabiliyorlar. Şimdi şu meraklısına kısmına bir bakalım. Etin yanında tüketilen yoğurt ve ayranda bulunan kalsiyumun etteki demir eminim, eminimini azaltacağına dair bir inanış olsa da bu tam olarak kanıtlanmış değildir. Yani e, biz hep etin yanında yoğurt ve ayran tüketmemeye bunun demir eminimini azaltacağına dair bir inanışa sahibiz. Ama bununla ilgili kesin bir bilgi yok gençler. Tuzlar. Asit ve bazların nötralleşmesi sonucu oluşur. Mesela kuvvetli bir asit olan hidroklorik asitle kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksit birleşerek sofra tuzu dediğimiz NaCl artı bir tane de suya açığa çıkarır. Vücut ısılarının ozmotik basıncını düzenlerler. Şimdi bu anlatacağım kısım aslında çok da önemli değil. Çoğu MEP kitabında yok. Ama soru bankalarında çok fazla mineraller ve görevleri çıktığı için burada değiniyoruz ve hangi moleküllerde bulunduğunu bu tabloda özetleyeceğim. Şimdi minerallerden birkaçını seçmişiz. Bunların canlı için önemi ve hangi kaynak besinlerden alınabileceğine dair bir grafiğimiz var. Flor diş ve kemiğin gelişimine katılıyor. Zaten biliyorsunuz diş macunlarında florlu yazıyor. Fazlalığında dişlerde karama, kararma, eksikliğinde de diş çürümesi oluyor. Nereden flor alabilirim? Deniz ürünü ve balıklardan. Magnezyum Magnezyum kemik ve diş gelişiminde, kas çalışmasında ve klorofilin yapısına katılıyor. Magnezyumu nerede alabilirsiniz? Kuru yemiş, baklagil ve peynirde. Klor su dengesini ayarlıyor, suyun pH'ını ayarlıyor ve mide enzimlerini aktifleştiriyor hidroklorik asitten. Sofra tuzu, et ve süt hatta sebzelerden de. Çinko insülin hormonun yapısına katılıyor, bazı enzimlerin yapısına katılıyor ve yaraların iyileşmesini sağlıyor. Deniz ürünleri et ve baklagillerden alacağız. Kükürt amino asitlerin yapısına katılıyor. Saç ve cilt sağlığını düzenliyor. Süt, et, balık, kuru yemişten bol miktarda kükürt alabiliriz. Fosfor kemik, diş, DNA, RNA ve ATP'nin yapısına katılıyor. Çünkü biliyorsunuz ki bunların yapısında H3PO4 dediğimiz kısımda fosfor var. Ve pH'i dengeliyor. Süt ürünleri ve baklagillerden bol miktarda alabiliriz. Sodyum, sinirsel iletim, kasların uyuması, pH ve su dengesini sağlıyor. Sofra tuzu, sebzeler ve süt ürünlerinden alabiliriz. Demir, hemoglobinin, solunum ve fotosentez enzimlerinin yapısına katılıyor. Deniz ürünleri, yumurta ve sebzelerde var. İyot, tiroksin hormonun yapısına katılıyor. Bu yüzden iyot eksikliğinde guatr oluyoruz deniz ürünlerinden alabiliriz ve özellikle dikkat edelim gençler iyotlu tuzlardan alabiliriz. Ama iyotlu olup olmadığını tuzun içeriğine bakarak dikkat etmemiz gerekiyor. Potasyum su ve asit baz dengesini ayarlıyor. Kasları çalıştırıyor. Baklagiller meyve ve sebzelerden alabiliriz. Kalsiyum kemik ve dişlerin yapısına katılıyor. Kas kasılmasını ve gevşemesini sağlıyor. Ve kanın pıhtılaşmasını sağlıyor süt ürünleri, yumurta, tahıllar ve baklagilerden bol miktarda kalsiyum alabiliriz. Şimdi organik bileşiklere geçeceğiz.